Putin reis bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı. Savaşın başından beri. Öncelikle paralarını batıdan çekmeden savaşa girdi. Yani Rus Merkez Bankası'nın 300 milyar dolardan fazla parasını ve diğer oligarkların da 300 milyar dolar civarındaki paraları batı bankalarında dururken büyük bir savaşa girdi ve bu paralar bloke oldu. İkincisi, hapishaneden adam çıkartıp düzenli ordunun üzerine göndermek. Bu çok komik. Gerçekten çok komik. En ufak bir askeri bilgisi olan biri bunu bilir. Yani sizin gidip bir boksörle boks maçı yapmanız gibi bir şeydir. Sıradan bir adamın gidip bir boksörün karşısına çıkması gibi bir şeydir. Sen hapishaneden adam çıkartıp bir ordunun üzerine salınarak savaş kazanılabiliyorsa bunu herkes yapar. Yani modern zamanlarda böyle bir şey hiç olmadı. En son 1. Dünya Savaşı'nda çapraz ateş bulundu. Çapraz ateş. Bu sayede iki tane makineli tüfekle binlerce insanı öldürebiliyorsunuz. Koyuyorsunuz iki tane makineli tüfeği. Çapraz ateş pozisyonunu alıyorsunuz. İstediği kadar adam saldırsın. Mermiler bitmediği sürece o adamları çok rahatlıkla öldürürsünüz. Yani onların başına da iki tane de şey koyuyorsunuz. Birer tane de tabancayla ateş edecek adam koyuyorsunuz. Yani makineli tüfeği biri tutuyor, biri tabancayla duruyor. Bir şekilde çapraz ateşten çıkıp yaklaşabilen olursa da tabancayla vuruyorsunuz. Yani 100 seneden önce bunlar keşfedildi. Bunu Rusya ordusu bilmiyor mu? Gerçekten çok garip yani. Rusya kendi şehirlerini yanlışlıkla bombalıyor. Bombaladı ve bombalamaya da devam ediyor. Burada çok komik istatistik var. 24 6 ayda 130 tane bombalama yapılmış Belgorod bölgesine. Özelliklerini söylüyor. Çok büyük, çok tehlikeli bir bombayı bile yanlışlıkla Belgrad'a attıklarını söylüyor. Gerçekten bu kadar acemi mi Rusya? Yoksa başka bir şey mi var? Ben artık bunu düşünmeye başladım. Yani gerçekten bir Rusya'yı yıkmaya mı çalışıyorlar? Böyle bir yapı da var artık yani. Bir ordunun kendi şehirlerini bu kadar 130 kere 6 ayda bombalaması yani inanılmaz bir şey. Gerçekten hiçbir işe yaramaz bir şey var. Şimdi Kuzey Kore askerleri de geldi savaşa. İlk günde neredeydi bu? 8 tane Kuzey Kore askeri ölmüş rapora göre. Şimdi bu Rusya için neden kötü olacak? Bir müddet sonra bu asker sayısı çoğalırsa bu insanlar ciddi riskler. Kuzey Kore askerleri. Ne yapacakları hiç belli olmaz. Dolayısıyla buraya bile düştülerse yani bu adamları bile getirmeye kadar düştülerse gerçekten çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani bunları ben görüyorum. Ben bu arada Rusya düşmanı falan değilim. Gördüğüm şeyleri söylüyorum. Hani hapishane adam çıkartıp savaş kazanabiliyorsa eyvallah ben kazanılamayacağını 2 sene önce söyledim. Herkes de bunu söylüyor zaten. Bir işe yaramayacağını. Paraları niye batıdan çekmedi? Şimdi bu neye sebep olacak? Ne bekleniyor? Şimdi küresel ısınma Rusya'nın lehineydi. Rapora göre diyor ki 2030'da ısınma ihtiyacı düşecek. Şu anda yaşamaya elverişsiz olan kuzey alanları Rusya'nın yaşamaya elverişli hale gelecek diyor. Arktik çevresindeki. Ben böyle bir şey düşünmeye başladım artık. 2030 yılına kadar buralar yaşanabilir hale gelecekse buralara göç edilecek herhalde bir yerlerden. İnsanları toplayıp buraya gidecekler. Neden? Make the Russia small again diye bir şey başladı şu anda. Rusya'yı tekrar küçük yapın diye. Dolayısıyla da koca Rusya'da dünyanın en geniş olan ülkesi Rusya'da bir bölünme tehlikesi var.
Ve bunu da sanki Ruslara yaptırıyorlar gibi geliyor bana artık. Komplo teorisine vurdum kafayı. Yani şu bölgeleri ben gezmeye çalışmıştım. Buralarda hiç turistik aktivite falan yoktu. Almıyorlardı. Hatta gizli bölge falan diyorlardı. Girmeye izin vermiyorlardı buralara hiç. Buralara turistik geziler düzenlenmeye başlandı. Videolar da gelmeye başladı. Turistik şirketler de açılmış zannedersem. Karelina region. Bu Finlandiya tarafı olması lazım. Her neyse. Buralara geziler de başladı. Turistik geziler de başladı artık. Buralar yerleşime açılacak gibi duruyor ve nüfus buraya itelenecek gibi geliyor bana. Çin'deki ve Hindistan'daki büyük nüfus, yoğun nüfus buralara taşınacakmış gibi geliyor bana artık yani. Çünkü bu savaşın gerçekten mantıklı bir açıklaması yok. Bu yapılanların mantıklı hiçbir açıklaması yok. Putin Orta Doğu'daki standart vasat bir diktatör seviyesinde bir adam mı gerçekten? Bu adam yani üniversite falan okumuş bir adam değil mi? Rusya'nın iyi okullarında okumuş bir adam değil mi? Çevresindekiler nedir yani? Bir şu adama ya abi ne yapıyorsun diyecek bir tane adam yok mu gerçekten? Bu saçmalıklar olmaz diyecek kişi yok mu? Komedi yani gerçekten ben bu anlamadım. Anlayabilen biri varsa şuradakilere bir cevabı olan biri varsa beklerim cevabını.